biliyorsunuz evet. Ekim ayında toplantı yapmıştık sizlerle. Siz de demiştiniz ki artık maliyetler çok yükseldi. Hani biz kavun yetiştirmek bize artık yük oluyor demiştiniz. Ve biz de ona istinaden hani gübre ve ilaç desteğinde, ilaçlarımız da gelecek yakında. İnşallah. Bu desteği biz vereceğiz belediye olarak sizlere. Geçen sene 130 liraya aldığımız, pahalı aldığımız gübre bu sene 560 lira. Yani %300 gibi bir zam geldi. Mazot da öyle. 7 liralık mazot mesela çiftçilere indirim yapılabilir aslında. Şu anda 25 liraya yakın. Yani düşüyor, çıkıyor. Merhabalar, öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Buca Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bugün köyümüzde üretici çiftçilerimize gübre desteği verilmekte. Başkanımız Erhan Kılıç sağ olsun, biliyorsunuz ki yeni dünyada dünyayı doyuran ülke gelecekte dünyanın lideri olmaya adaydır vizyonuyla hareket edilmekte. Burada elbette ki çiftçinin son zamanlarda artan girdi maliyetlerinin yüksek olması ve iktisadi koşulların da bu yönde seyri sebebiyle bir nebze olsun yerel yöneticilerimiz, yerel işte belediye başkanlarımız sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Buca Belediye Başkanımız ciddi manada tarıma katkı sundukları burada ortadadır. Biz belediye başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani kırsal mahallelerin bugün eğer ki kente göç olana artıyorsa burada tarımsal üretimlerin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından ve gençlerimizin son zamanlardaki işte bu artan maliyetlerden dolayı ürettiği ürünü satamaması kaygılarından dolayı kente göç olmakta. Ama şu son zamanlarda sağ olsun belediye başkanlarımız bu desteklerini esirgememekte ve bu destekleri verdiklerinden dolayı da şu an kırsal mahallelerimiz popülaritesini yeniden arttırmaktadır. Bu manada da ben Kırklar Mahalle Muhtarı olarak üretime teşvik eden belediye başkanımızı Sayın Erhan Kılıç'a çok teşekkür ediyorum burada. Bu bağlamda da sağ olsun halkçı bir belediye başkanımız sayesinde bu imkanlar bize sunulmakta. Yükümüz hafiflemektedir. Olur. Birkaç tane daha gider o ya. Evet, ikinci kişi. Buyurun. Lazım arkanı. Hemen geri geçin. Sırayla hepiniz alın. Önce yazın. Hemen sen varsın. Gel Mehmet abi. Mehmet abi. Yardım edin. Evet Mehmet abi. Gel içeri. Tamam. Abi şey yap kaldırma. Mesela bunu. Araya bana de gelsin. Oraya mı? Şimdi burada sıkıntısı yani üretimde zorluk yaşamakta, gübre bağlı biliyorsunuz, çip sürmek. Yani ben de bunu yardımcı olarak herkes bamya dikmekten vazgeçmeye başladı. Yani nasıl dikeceğiz diye bir sorunlar olmaya başladı. Ben de dedim ki bir belediyemize başvurayım, yardımcı olurlarsa seviniriz. Sağ olsunlar, başvurdum. Yani itiraz etmediler. Çok teşekkür ederiz yani başkanımıza, iletime geçtim arkadaşlara. Yani bize yardımcı oldular. Desteğini gübre verdiler. Gübre desteği istedim. Verdiler. Köylümüz dedi. Vatandaş da sevindi. Yani çok güzel. Ülkenin içindeki bulunduğu şartlar gereği üreticiler tamamen unutuldu. Geri planda kaldı. Girdi maliyetleri çok yükseldi. Dolayısıyla üretici kesimi, köylüler ekip ürünlerini ekip biçemiyorlar. Hasatlar çok düştü. Dolayısıyla belediyenin, Buca Belediyesi'nin gönderdiği destekle belki bir nebze olsun bir şeyler yapmaya çalışacaklar.
Dolayısıyla bundan dolayı belediyeye, Buca Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Çiftçilik yapıyoruz. Belediye Başkanımız gübre dağıttığı için teşekkür ederiz. Çiftçiliği bırakmıştık ama o yüzden şimdi bamya dikmeyi istiyoruz. Teşekkür ederiz köyümüz için. Çok çok Allah daha çok versin.